Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Antep'teyim. Öyle bir yerdeyim ki kafayı yiyeceksiniz izleyince. Videonun sonunda sakın beğenmeyi unutmayın. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani etiymiş, lahmacunuymuş, Antep'te özdeşleşmiş, Antep denince aklımıza ilk gelen şeyler için küşlemeci Mehmet Üste'ye geldim. Yunus kardeşimle beraber burada Antep lahmacunu hazırlayacağız. Ve taraklık demiş olduğumuz bir et varmış. Koyunun sırt kısmından çıkan. Ondan yapacağız. Ondan yiyeceğim. Sizden ricam, izleyin, görün, bakın neler olacak. Sonra zaten siz kendinizden Antep'e gideceksiniz. Size Antep'in lahmacun yapacağım. Sarımsaklı lahmacun. Tamam. Antep lahmacununun en önemli özelliği nedir? Misal taze sarımsak, maydanoz. Misal Urfa'da bu soğanla yapılır ama bizim burada sarımsak ile olur. Sadece sarımsak, soğan evet, girmiyor içerisinde. Sarımsak, bir de Antep salçası. Şöyle göstereyim. Tamamdır. Kuzu eti kullanılıyor. Tabii. Kuzu eti, dana eti kullanılmıyor. Hayır. Şimdi tamamdır. Önce maydanoz. Evet. Daha sonra biber. Taze sarımsak kullanıyorsun, evet. Mevsim olduğu için. Mevsim normalde baş sarımsak daha şey olur. Ama mevsim olmadığı için yaş daha şey. Ama bir ay sonra daha da güzel olur. Niye? Her şey daha şey olur. Evet, sebzeler daha lezzetli sebzeler oluyor. Sebzeler daha lezzetli olur. Özel bir zırhtır. 3 kilo 950 gramdır. Maşallah. Onunla şimdi bu şekilde aynen. Önce sebzeleri. Evet. Küçültüyoruz. Bunu iyice küçülttükten sonra biraz domatesimizi koyacağız. Tamamdır. Limonumuzu koyacağız. Biraz da Antep salçamızı koyacağız. Şimdi ben hep kışın geldiğim için normal evet. Sarımsakla yiyordum. İlk defa taze sarımsakla evet. Yiyeceğim. Evet. Bakalım nasıl olacak? Aha. Ben de merak ediyorum. Aynen. Mesela bunun hamuru mayasız yaparız biz. Aha. Mayasız hamur olduğu için kabarmaz. Kabarmaz hem de incecik olur. Şişkinlik yapmaz. Yapmaz. Biraz açımı zor olur usta için. Ya burada yapacak bir şey olsun. Yok. O da olsun. Lezzet içinde yer. Tabii tabii. Siz her gün böyle lahmacunlar bu şekilde hazırlıyorsunuz günlük aynen. Olarak. Misal sabahleyin 6'da dükkanı Mehmet Usta açar. Hı-hı. Kebaplarını hepsini hazırlar. Saat 9'a kadar hepsi hazır olur. 9'da kebaplarımız saplanır. 11'de servisimiz açılır. 11'de mi başlıyor servis? Evet, 11'de. Akşam 21'de de servisimiz biter. 9'da bitiyor servis. Evet. Biraz küçük olmalı. Neden? Hamur ince olduğu için hamuru yırtar. Ondan dolayı biraz fazla küçültüyorum ben. Pazar günleri açık mısınız? Her gün açarız. Haftanın her günü açarız. Haftanın her günü açarız. Sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben 12 yıldır. 12 yıldır. 12 yıldır yapıyorum. Domatesimizi de alalım. Tamam. Şimdi domatesi de zırhta çekiyoruz. Evet. Eldivenle ilgili söylemek istediğim şey var mı? Ya eldiven... Ben taktırmadım sana eldiven ama. Eldiven açıkçası. Özellikle ben taktırmadım eldiveni. Aynen. Normalde takacaktı. Aynen. Ya ama... hijyen olarak şimdi eldiven plastik bir madde sonuçta. Petrol atığından yapılan bir aynen. Madde. Ya çok da sağlıklı değil. Hatta bizim... hiç sağlıklı değil. Doğru. Bizim burada gördüğümüz bak soğutucumuz var, klima sistemi var. Antep'te bu ilkti. Biz bunu ilk yaptık Tarım Bakanlığı'ndan. Bundan dolayı da bir belgemiz var. Yazın misal bu kapılar kapatırız. Bu klima içeriği aynı sıcaklıkta. Yani et sıcaklığın şeyin içinde kalmaz. Yani sıcak şeyde bir ortamda ayıklanmaz.
Şimdi karıştırıyoruz. Evet. Tamam, kıyma mı geliyor? Biraz yağlı olursa eğer kıymamız daha lezzetli olur. Daha lezzetli olur. Tuzumuz. Şeyine göre az da salça. Tabii biz porsiyonluk yaptığımız için az koyuyoruz salçasını şu an. Ona göre koyuyoruz. Yazın bu daha kırmızı olur. Bu mevsimde biraz yeşilimsi olur. Çünkü domatesten dolayı. Domatesten dolayı tabi. Ben Antep'i çok seviyorum ya. Benim ikinci memleketim Antep. Ben gerçekten öyle yani. Hiç şeyi yok. Şimdi hazır mı damacanımızın içi? Hazır. Bu şekilde. Şimdi hamura yayacağız bunu. Aynen. Ama ondan önce et mi yapacağız? Et yapacağız. O eti bir gösterir misin bana? Et bu mu? Evet. Bu etin adı nedir? Ya bu adı nedir diye soruyorum. Siz buna ne diyorsunuz? Sırt kısmında bu. Sırt kısmından çıkıyor. Evet. Kuzu eti zaten. Evet. Koyun eti. Evet. Erkek koyun eti. Tabii tabii. Bunu ben şimdi hiç özel sinir yok ve yağ yok üzerinde. Yağ yok. Şimdi bunu ben özel terbiye edeceğim. Tamam. Yani burada mı yapacaksın yoksa yukarıda mı yapacaksın? Yukarıda yapacağım. Yukarı çıkalım o zaman. Önce bunu yapacağım. Özel bir parça. Bu tamam az önce. Bir koyunda 300 gram kadar çıkar. Bu küşleme değil. Sırf evet küşleme ile alakası yok bunun. Aynen. Bizim bir koyunda kullandığımız 2,5-3 kilo kadar bir ettir. Bunlar arka but içinde bulunur. Hı-hı. Erkek kuzu etidir. Şöyle göstereyim. Şimdi onu avcarlıyoruz. Sosluyoruz. Bunu az pişiriyoruz tabi, içi böyle sulu sulu kalıyor. Aynen. Yağla. Bunu dinlendirmiyorsun değil mi hiç? Yani hayır. Dinlendirmiyorsun derken ne bu iki gün dinlenmiş yağda falan filan. Yok hayır. Direkt hiç bu şekilde gördün zaten. Gördüm. Bu şekilde iki gün dinlendiriyorsun ondan sonra soslayıp isteyene sossuz da verebiliyorsun. Tamam tabi. Ama sossuz tavsiye etmiyoruz. Evet. Tamam. Şimdi şişe takıyorsun. İki tane şişe takıyorsun. Evet. Daha iyiymiş mesajı. Bu şişler özel bir şişler. Krom. Hı hı. İçi ve dışı aynı pişecek şimdi atımızın. Tamamdır. Şimdi bu ocağa gidiyor. Şimdi lahmacun hamurunu hazırlıyoruz. Bu mayasız demiştin değil mi? Evet. Yok. Mayasız hamur. Açımı ondan dolayı zor olur biraz. Açtıkça kendini toparlar değil mi? Geri çeker bu. Geri çeker. Maya olmadığı için. Aha. İşte burada ustalığın şeyi ortaya çıkar abi. Şimdi hazır herhalde. Evet. Tamam. Ortalama bir lahmacuna kaç gram et giriyor? Harç giriyor bu şekilde. Bu şekil ne kadar girer? 100-150 gram arası. 150 gram arası. Ama hiç boşluk kalmıyor anladığım kadarıyla lahmacun üzerinde gördüğüm kadarıyla. Bu herkese böyle değil mi? Ben geldim diye böyle değil. Tabii tabii aynı. Standart gelip yiyenler bilir zaten evet. Abi. Yok çünkü çok karşılaşıyoruz işte. Siz evet. Gittiğiniz için size öyle yapmışlardır evet. Falan filan. Yok abi. Kesinlikle alakası yok. Yok. Aynı. Siz de geldiğinizde böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Boşluk kenarı yok bizim bir de lahmacunların. Kenarsız. Yunus bu salataya ne deniliyor Antep'te? Kaşık salatası. Kaşık salata. Evet. Tamam hazırlayalım. Mevsimine göre. Ürünler marul. Değişiyor mu? Aynen. Yazın. Sadece maruldan salatalık yer değiştiriyor. Tamam. Şimdi şu an salatalık yok. Yok. Yazın ne oluyor genelde? Ya bir ay sonra. Bir ay sonra. Soğan piyazı bu da. Tamam. Soğan ve şey. Asıl
en önemli nokta bu değil mi? Evet. Yani bu olmazsa olmaz. Ne yaparsan içerisinde yap. 13-14 çeşit baharat var. He. Çekilmiş domates suyu var. Nane, kuru nane, pul biber. Olmazsa olmaz isot. İsot. Benim bayıldığım. Sirke. Üzüm sirke, sirkesi. Üzüm sirkesi. Evet. Zeytinyağı. Bu da nar eşkisi. Harika. Hazır mı etimiz? Hazır. Tamam. Et ağlıyor resmen ya. Valla çok iyi duruyor. Etimiz tamam. Hazır mıyız? Evet. Tamam, lahmacunumuz da gelsin o zaman. Onu da bir şey. Durum bu. Dumanı üzerinde. Şu inceliğini göstermek istiyorum. Kağıt gibi. Şimdi bu eti kesiyoruz. Çileri, dışıları. Hala duman çıkıyor yalnız etin içinden. Güzel. Vallahi en sevdiğim yerdeyiz şu an. Buna ne diyordunuz siz? Bu sırt kısmından çıkan güzel. Yani tarak isterken ne istedik? Taraklık mı diyecek? Tamam, taraklık diyeceksiniz. Hala duman çıkıyor. Hala duman çıkıyor. Barış Bey. Ve lokum gibi. Bir tane daha yiyeceğim. Söylenecek çok şey yok. Yunus valla. Çok iyi. Ben bunun için gelirim buraya. Sadece bunun için. Şimdi asıl olay şu. Şöyle yapsam. Bunu direkt bu şekilde yiyeyim. Bir şey koymayayım işte. Yok. Patlıcan zamanı olsa patlıcan... Patlıcan söğürüne koyuyorlar değil mi? Ama o zaman koyuyor. Evet. Taze sarımsaklı. Aynen. Anlatmıyorum. Gelip yesinler yani, başka şey demiyorum. Yukarıda hep koyayım içine ya. Biraz az gibi geldi ya işte. Bir de... Evet, etten hala. Duman çıkıyor. Ben şu kaşık salatayı özellikle. Her şey çok iyi kısaca. Yani söyleyecek çok şey yok. Teşekkür ederim. Güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. Ha, senin söylemek istediğin bir şey varsa. Tamam. Eğer yolda herkesi bekliyorsun değil mi Gaziantep'e? Gaziantep'e tamam. Düşerse Gaziantep Kızılay Kan Merkezi karşısında Güçlemeci Mehmet Hüseyin'i mutlaka bekler. Ve Yunus'u buluyorsunuz. Selamım özellikle. Aynen. Görüşürüz. Aynen.